Yıldızlar arasındaki boşlukta çok şey oluyor. Orada, boşlukları dolduran ince toz ve gaz, bazen bir araya gelerek, yoğun bulutlar oluşturur. Evreni aydınlatmak için yerçekimi altında çöken ve tutuşan, malzeme düğümlerinden oluşan yıldızların doğduğu yer burasıdır. Sisle kaplı olan yıldız oluşum sürecinin kendisi, hala büyük ölçüde bir gizem. Ancak kızılötesi dalga boylarında, benzeri görülmemiş çözünürlüğüyle James Webb Teleskobu, gözlerimizin göremediğini görüyor. Uzay teleskobundan alınan görüntüler, yakınlardaki 19 sarmal gökadada yıldız oluşumunun, nasıl ve nerede gerçekleştiğinin sırlarını bir araya getirmek ve dalgalanan gaz ve tozu haritalamak için kullanılıyor. San Diego'daki Kaliforniya Üniversitesi'nden fizikçi Karin Sandstrom, James Webb Teleskobu ile, yıldızlar arası ortamın inanılmaz derecede ayrıntılı görüntülerini sağlayan, çok yüksek çözünürlükte yakın galaksilerin, inanılmaz haritalarını yapabilirsiniz diyor. James Webb Teleskobu'nun galaksilerin diğer teleskoplar için, opak kısımlarını görebilmesinin nedeni, yalnızca şimdiye kadar yapılmış en güçlü uzay teleskobu olması değil, aynı zamanda evreni kızılötesi olarak görmesidir. Optik gibi daha kısa ışık dalga boyları, küçük parçacıkları dağıtır ve bu nedenle, kalın bulutların içinden geçmeme eğilimindedir. Kızılötesi gibi daha uzun dalga boylarının, tozun içinden engellenmeden kayma şansı, çok daha yüksektir. Spitzer gibi daha önceki kızılötesi uzay teleskopları, bu bulutların içinde saklanan, kızılötesi hazinelere işaret etmişti, ancak James Webb Teleskobu'nun muhteşem çözünürlüğü, bize içerinin eşi görülmemiş bir görüntüsünü veriyor. PHANGS projesi bunun için özel olarak tasarlandı ve, Samanyolu'nunkine benzer özelliklere sahip, 19 yakın sarmal gökada örneğini inceliyor. Bu yönelim, galaksiler içindeki toz ve gaz dağılımının, en iyi görüntüsünü elde edeceğimiz ve yıldız oluşumunun, nerede meydana gelip gelmediğini, daha doğru bir şekilde haritalayabileceğimiz anlamına gelir. Sadece PHANGS için incelenen ilk 4 gökada, M74, NGC 7496, IC 5332 ve NGC 1365. Bilim adamları, çubuklar olarak adlandırılan galaktik merkezlerden uzanan, özellikler ve yıldız oluşumu açısından zengin olduğu düşünülen, sarmal kollar arasındaki soğuk gaz mahmuzları dahil olmak üzere, ince yapıları inanılmaz ayrıntılarla seçebildiler. Ohio Eyalet Üniversitesi'nden astronom Adam Leroy, ince yapıyı gördüğümüz netlik, kesinlikle bizi şaşırttı diyor. Almanya'daki Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden, astrofizikçi Nadine Neumeyer'e göre, yeni PHANGS James Webb Teleskobu verileri, çevredeki sarmal gökadaların yıldız oluşumuna en yüksek çözünürlükte, büyüleyici bir bakış açısı sağlıyor. Bu görüntüler nihayet bilim adamlarının, yıldız oluşumunun gerçekten de iyi tanımlanmış, sarmal kollar arasında gerçekleştiğini doğrulamasına izin verdi. Mahmuzların içine, bebek yıldızları sıkıştırdılar. Ayrıca, NGC 628 olarak da bilinen M74 galaksisinin kalbi veya hayalet galaksi gibi bazı gizemler de buldular. Burada, süper kütleli bir kara deliği çevreleyen, bir yıldız kümesinden oluşan galaktik çekirdek, gaz ve tozdan tamamen yoksun, 1300 ışık yılı genişliğindeki bir boşlukta oturuyor. Bu bölgenin nasıl boşaltıldığı ise muamma. Diğer ekipler, polisiklik aromatik hidrokarbonların varlığını araştırarak, yıldızlar arası ortamın kimyasına odaklandı. Bu moleküller kolayca iyonlaşır ve eşit olarak dağılır. Bu da onları tüm yıldızlar arası ortamın, mükemmel bir izleyicisi yapar. Birlikte, bu ilk sonuçlar, PHANGS galaksilerin nasıl yeni yıldızlar ürettikleri hakkında, bize anlatacak çok şey olduğunu gösteriyor. En çok heyecanlandığım şeylerden biri, artık yıldızlar arası ortamın bu yüksek çözünürlüklü izleyicisine sahip olduğumuza göre, daha yoğun ve moleküler hale gelmesi gereken dağınık gazın yapısı da dahil olmak üzere, her türlü şeyi haritalandırabiliyoruz. Süpernova patlamaları gibi çok sayıda geri bildirimin olduğu, yeni oluşan yıldızları çevreleyen gazı da haritalandırabiliriz. Yıldızlar arası ortamın tüm döngüsünü, gerçekten çok fazla ayrıntıyla görebiliriz.